Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yalnızlık. Akşam yatsı arasında başıma geçen bir hadiseyle başlıyorum. Zaten Kur'an'da böyle bir yöntem var. Ama böyle olur zaten, başka anlatamazsın. Kuru bir şey neyin nesidir? Yani evveli, ahiri. Hem de şunu belirteyim. Bazıları, ya Risale-i Nur dersi okunuyor. Risale-i Nur dersi okunuyor da olmuyor işte. Bak 25. sözde şunu okumuyor muyuz? Laikalarda da geçiyor. Usta tenkit ediyor. Söyleyene bakma, söylenene bak. Lafız yanlıştır. Evet. Sıfona bak. Çünkü Hazreti Ali'nin buna ait bir sözü var. Diyor ki, hariciler kılıçlarına Kur'an sayfalarını sokmuşlar. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diye Hazreti Ali'ye huruç ettiler. Yani çıktılar, ona önce yani itizal ettiler, ayrıldılar. Mutezile, şimdi Vehhabi. Onun adı Vehhabi. Arabistan'daki Vehhabi, Mutezile huruç ettiler. Oradan kaynaklanıyor. Şialar da Hazreti Ali'yi ilah tarzında gördükleri için Hazreti Ali radıyallahu anh bu ayeti meali, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirin ta kendisidir. Bu ayeti mealini şöyle yorumladı ve kılıç çekti onlara. Yine dedi ki, cümleyi unutmayın. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Yani hak bir söz batıla hizmet eder. Eğer kim söylediğe bakmayın, sırf söylenene bak dersen ve istikametiniz bozulur. 4 tane derse soru soracaksınız. Her yerde, her şeyde. Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makamda demiş? Sırf şeye de benziyor. Yahudilerin bir sözü var. Diyor ki, üzümeye bağını sor. Üzümeye bağını sorma. Niye? Helal ana mı? Sorma canım. Ya kardeşim. Tamam. Dolayısıyla kim demiş, niçin demiş, o zaman değer alıyor. Ehli midir, değil midir, siyakını, sibakını, evvelini, ahirini, zahirini, batını, sucunun, gusun, hattun, batun, mutalaun. Bunlar mertebe. Şimdi Kur'an'da peygamber kıssalarının içerisinde ahkam koyuyor. Akşam yatsı arasında köyün yukarısındaydım. Sonra yer yer bununla konuştuk ama şimdi bir ders gibi oluyor. Ben devam ettim tabii. Akşamı kıldıktan sonra yatsıyı da kıldım. Orada akşam yatsı çabuk geçti. Yol yol gittim. Her taraf zifiri karanlıktı. Bazı evler karanlığın içinde kaybolurken kimse yok tabii. Virane olmuş evler. Bazı evler karanlığın içinde kaybolurken var da yok. Bazıları karanlığı nuruyla yırtmışlar. Nurlarıyla hem kendilerini hem etrafını aydınlatıyorlardı. Her taraf çok derin sessizlik, karanlığı da örtmüştü. Her tarafı da çok derin sessizlik karanlığıyla. Karanlığın içinde bir karanlık. Sessizlik karanlığı. Çok dehşetlidir o. Bir de okuyayım şu cümleyi. Her tarafı çok derin sessizlik karanlığı da örtmüştü. Şimdi anladım ki sessizlik de dehşet veren karanlıktır. Sessizlik karanlığı. Madem malim sen mektepten geliyorsun,
cümleyi bir daha baştan alacağım. Çünkü senin özürün var, onların özürleri yok. Akşam yatsı arasında köyün yukarısındaydı. Her taraf zifiri karanlıktı. Bazı evler karanlığın içinde kaybolurken bazıların karanlığı nuruyla yırtmışlar, nurlarıyla hem kendilerini hem de etrafını aydınlatıyorlardı. Her taraf çok derin sessizlik karanlığı da örtmüştü. Her tarafı da çok derin sessizlik karanlığı örtmüştü. Hakikaten öyle karanlıkta baktığın zaman şehre, o evlerde ne oldu, nasıl haletler oldu anlaşılıyor mu abi? Anlaşılıyor. Mesela Yavuz Sultan Selim Mısır'a giderken, Belen'den geçerken, sessizlik. Belen'den geçiyordu Yavuz Selim. Evlerden hatırıma kaldığı kadar bir beyaz, bir kırmızı, bir yeşil sütün semaya çıkar her evden. Evin kim olduğunu o renklerle görürlermiş uzaktan büyükler. Ondandır bir tane yeşil eve, üstü yeşil sütün arşa gidiyormuş her evden, arşa doğru arşa gidermiş her evden. Herkesin kafasında da sütün çıkar zaten. Herkesin. Ondan sonra bakmış ki gece yeşil bir çıkıyor evden. Anlamış o evi. Ama nedir bilmiyor içi. Tepdili kıyafet edip oraya gitmiş. Bakmış ki hafız Kur'an kursu okulu, mektep Kur'an. Çocuklar hafızlığı bitirmiş, bırakmış gece yarısı. Ondan sonra köpeklik oynuyorlar yastıkla. Çocuklar oynuyorlar kursta. Yastık atıyorlar, yastık falan şey. Top yok ya o zaman yastık. Tepdili kıyafet ettiği için oraya girmiş derken oradan tam çocuklara kadar girmiş. Onlar bu da köpek olmuş. Çocuklar bu köpeği dağıtın. Onlarla köpek olmuş. Hani orada yazar Belen'de, tablette yazar. Caminin tabletinde. Şimdi yukarıya doğru bir sütün çıkar. Soru sordun ya her evde. Her ev gözükür. Hatta hiç kimse olmasa buradan herkes gitsin. Bir eve gitsin veya başka bir ev. Girince bakarsın nuraniyet var mı yok mu? Bu ev kim kullandığı belli olur. Ortalama. %50 herkes anlar. En azından avam şeklen anlar. Hafif böyle biraz düşüncesi olan eşyalardan anlar. Hissi biraz derin olanlar. Burası sıkar onu. Veya açar onu. Bak bir daha koyayım. Çok ağrıma gidiyor bu işte ya. Her taraf çok derin sessizlik karanlığı da örtmüştü. Karanlığın karanlığı sessizliktir. Sessizliğin de üstünü örten kimsesizliktir. Kimsesizliği de örten vahşettir. Vahşeti de örten dehşettir. Onu da örten yeistir. Birbiri içine karanlık. Şimdi anladım ki sessizlik de dehşet veren karanlıktır. Elimi gözüme soksam göremeyecek kadar karanlık etraf. Etrafımda teselli için bir ses aradım, belki beni benden çıkarır diye, beni benden dışarıya çıkarır diye bir ses aradım. Bu karanlıklar hep içeriye sokuyor insanı. Hep içeriye sokuyor. Mesela dışarıda korktuğu zaman insan içeride teselli arar, içeriye döner. Etrafımda teselli için bir ses aradım, belki beni benden çıkarır diye,
Vay sefa. Onlardaki garip sesler, yani sessizliğin oluşturduğu, bende uyandırdığı garip sesler, benim kimsesizlik vahşetimi arttırdılar. Kimsesizliği, kimsesizliği derler ya, kanıma kadar değil, kemiğime kadar hissediyordum kimsesizliği. O zaman demiştim zaten, Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. Aha. Çok güldü ya. Vahşi ormanın şırıltıları, güneşin yokluğundan zifiri karanlık, en mühimi de teselliye medar olacak sesin olmaması ki, şimdi anlıyorum ki sessizlik de vahşi, evham, hadsiz karanlıkların medet veriyor. Demek ki şimdi anlıyorum ki sessizlik de vahşi, evhamın hadsiz karanlıklarına medet veriyor, imal ediyor. Beni dünyaya bağlayıp dünyevi bir şeyle de ümit verecek kimselerim de yok zaten. Köyde kimsenin yok. Anne babam, hiç kimsem yok. Evladıyalım, aşım, işim, eşim yok. Yani neyle teselli bulacaksın orada? Dedim ya Resulallah, o anlat ki şey. Ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah. 6 defa demiş. Sen bu kadar onu, oradan ona intikal ettin. Niye? Ya Resulallah dedim. 6 defa saymışım. Sonra demişim ki sen bu kadar kimsesizlik, vahşi karanlıklarına nasıl dayandın? Nasıl dayandın ya? Bak şimdi, var olan bir şeyi, sistemi anlamaya çalışıyoruz. Var olan bir metni anlamaya çalışıyoruz. Bu kadar delilleri olduğu halde. Olmayan bir metneki Kur'an, o zat nasıl çıkarır bunu? Eğer Allah dememişse. Yani amcası, kavmi, kabilesi, herkes düşman. Yani gündüz bile dehşet ve vahşet veriyor. Çölün kızgınlığı ayrı bir karanlık. Kimsesizlik başka bir şey. Vallahi Resulullah'ı anlamak için Resulullah olmak lazım. Çok korkunç bir şey ya. Mesela çocukluğu geçen, köyde çocukluğu geçenler var mı? Biraz, biraz kalanlar. Mesela Ali başka var mı? Var. Şimdi eğer yıkılmamışsa evinize gidin, bir akşam kalın bakalım. Annenin, babaannenin oturup kalktı yere bir bak. Geldiğine 100 bin pişman oluyorsun, bir tarafı çok seviniyor. Firak elemi var ya, ayrı bir karanlık, ayrı bir dehşet. Kimsesizlik. Kimsesizlik vahşidir. Vahşi ne demek biliyor musun? Vahşi. Şimdi gittim Arabistan'a, bir taraftan sırtlanlar var, bir taraftan timsahlar var, bir taraftan kobralar var, üstünden kartallar var. Yani bir tanesine kurtulsan bir tanesi. İşte bu haletler var ya, bir halet alıyor seni başka bir halet. Başka bir halet parçalıyor, başka bir timsah yırtıyor, sırttan parçalıyor. Aslan koparıyor, kartal gagalıyor, fil seni eziyor. Yani acayip bir şey, çöl ya. Dünya çöl ya. İnsan hakikatesi nerede bulacak imandan başka? Hemen ona intikal ettim. Sen bu kadar kimsesizlik, vahşi karanlıklarına nasıl dayandın? İnanın Allah'tan başka bu karanlıkları kaldırıp ümitlerle dolduracak hiçbir şey ve kimse yok. Hiç kimse ve hiçbir şey yok. Nasıl dolduracaksın? Kalemle bunu nasıl doldurayım? Hadi doldur hadi. Doldur hadi. Bak cep var, bunu koydum. Nasıl koyacaksın ya? Neyle dolduracaksın? Şehirde herkes var. Onlar daha beter karanlık. Kendini, seni sana unutturan karanlık. Seni sana unutturan
değiliz, dipsiz değiliz. Gecenin bu saatinde, ormanın içinde, yaprakların ve garip mahlukatın hışırtıları insana ne kadar dehşet veriyor, tarif edilemez. Acayip bir şey böyle. Gece çok kalan insanım. O 98'de Altay Dağları'nda kaldım. Onları bilirim. Biraz alışmıştım 98'de ama yeni gittiğimde böyle daha değişik şeydi. Yani gecenin o saatteki karanlığı, ormanın içi, yaprakların şırıltıları, garip mahlukatın hışırtıları insana ne kadar dehşet veriyor. Kimsesizlik karanlığı. Ya kabir dedim o anda. Ya kabir. Ya kabir nasıl? Hemen imdadıma hizmet imaniye ve Kur'aniye ve şahs-ı manevi imdadıma yetişti. O anda gözüm o karanlık içinde bu karanlıklardan kurtulmak için kendimi karanlığa attım. Gözümü kapattım hepsinden. Aynen yani. Fikren demiyorum. Oturdum, gözümü kapattım. Hiçbir şeyi görmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Hizmet-i maniye, Kur'aniye ve şahs-ı manevi. Onu hatırladım. Hatırladıkça, düşündükçe içine girdim, içine girdim, içine girdim. Sanki o bir bütün o karanlıklar kalktığını hissettim. Ama kanıma kadar, şimdi bu koltuktayız anlamıyoruz tabi de, orada o dağlar, o gece yarısının bir de nasıl olduğunu anlatıyor. Cep telefonuyla elektrik var ya, fener, meğer çok yakıyormuş. Bana yeter zannettim, cep telefonu unutmuyorum, %17'ydi. 5-10 dakika sonra zaten, giderken zaten, ormanın içine girdim, birkaç dakika oturdum. Oturdum ama köyden bir buçuk saat uzakta. O tepeden neredeyse bir saat daha uzak o tepeden. Ondan sonra o tepe pil bitti. Biraz bana arkadaşlık oluyordu. Ben telefon. Yani bir ses duyarsın, bir şey yaparsın. Bir lambasından vazgeçtim. Beni benden çıkartacak bir sebepti. Ama o da yok. Hemen imdadıma hizmet-i maniye, Kur'aniye ve şahs-ı manevisi yetiştim. Meğer bu kadar yokluklar Allah ile doldurmak içinmiş. Resulullah'a acıdım ya. Meğer acınacak hal bizmişiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu kimsesizlik, o vahşeti, çölün vahşeti, kavmi, kabilesi, herkes düşman, ünsiyet edecek kimse yok, birkaç kişi. O boşluk, öyle bir boşluk açtı, öyle bir boşluk açtı ki, hayal ulaşmaz oraya. Orayı Allah ile doldurdu. Bizimkiler dolmuyor pek Allah ile, çünkü başka şeyler doldurmuş. Bize ünsiyet verecek şeyler ülfete dönmüş. Hani diyoruz ya, Allah'ım ülfetimi kaldır, ünsiyetimi artır. Bardak boşaldıkça yeni bir şey bardak boşalmadıkça yeni bir şey koyamazsınız. Siz bunun küçük provasını evde yapabilirsiniz. Çoluk çocuğunuzun olmadığı virane halinde gözüken eviniz ünsiyet vermesi gerekirken ne kadar vahşi vahşet veriyor. Ancak mesela bugün bir tanesi oldu da karısıyla boşanmış, sürüyor uzun, boşanmak isteyenlerin kulakları çınlasın. Adam kendisi istiyordu, bayram yapacağım, sen işte evden çıktığın gün burada arkadaşlarla ziyafet çekeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, namertim yapmasam diyormuş. Boşandığı gün kadın mahkemeden şey alıyor. Ondan sonra kadın kendi özellerini alıyor. Şeye evden bugün oldu. Ondan sonra bugün bana geldi ama kadın alıyor çocuğuyla öyle geri dönüyor. Gidiyor.
Adam eve giriyor, bakıyor, kağıtta yazmış. Neyse, neler yazmış ama bunlar değilmiş. Evden çıkınca kafadan çıkmıyor. Kafadan çıkınca kalpten çıkmıyor. Kalpten çıkınca ruhtan çıkmıyor. Çıkmıyor. İz bırakmış. Batıl şeyleri tasvir etmeyeceğim. Ama bu akşam ilk akşam. Ya. Değilmiş. Dün akşam bir yer gördüm. Dün akşam bir yerdeydik. Bana soru sordular. Dediler, yaşlı böyle. Dediler ki, bela ile musibet arasında ne fark var? Dediler, gene devam ettiler. Peygamber ne yapmıştı ki bu kadar sıkıntı çekti. Bazı peygamber kızlarla ikiye ayrıldı. Derisini yüzdüler. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam, ustadın dişi düşmüş. 9 tane bir gecede sıkıntıda. 28 sene çekmedim. Saydılar. Yani oysa dedi. Oysa bazıları diyor ki diyor. Şuara suresi 30. ayet. Sizin başınıza gelen bela ve musibetler sizin günahlarınızdandır. Peki bu günahları mı vardı? Dedi. Aynen böyle sordu mu abi? Aynen sordu. Rüyada. Aynen. Aynen. Sonra kendisi ekledi. Dedi ki, Eşeddu nas bela el enbiya sümeleviya felemsal felemsal. İnsanların en hayırlısı olan peygamberlere eşeddu nas bela el enbiya. Büyük belalar ona gelmiş. Bela. Peki günahmış demişti. Ama Allah Kur'an'da öyle diyor. Mealen giderseniz böyle olur işte. Dedim ki efendim bilmiyorum ama hani şöyle dedi. Bilmiyorum ama Risale-i Nur bilgimle bela ile musibet farklıdır. Musibet, günahlarımızın hatalarımıza karşılık gelen el ceza min cinsil amel. Amelimizin cinsinden olan. Mesela çocuğunun mektep okusun diye din eğitimini kale almayıp sırf onu nazara alan o çocuktan hayır görmez. Görmez. O el ceza min cinsil amel. Bu musibet. Bela ise bel'a, bela ise insanı olgunlaştıran fırındır. O musibet ayrıdır, bela ayrıdır. Musibet, hastalıklar bizim günahlarımızdan, yani bu hastalık değil miydi? Musibet neyse, bela ise bel'a, altında şey yok. Şöyle diyeyim daha. Tövbe ve istiğfar. Arasında ne fark vardı? İstiğfar hataya, geçmişe doğru yapılan. Tövbe komple kapatıyor. Geçmiş kapatıyor. Tövbe günah. Tövbe günah. Günah. İstiğfar hataya. Kim Kasim? Bu da eksik şeylerini gizle diyor. Ona istiğfar. Evet. Aslında istiğfarda günah yok. Eksikliklerine. Günde Allah Resulü 70 defa istiğfar edermiş. İnkılabı. Tövbe etmez. Tövbe değil. 70 defa inkılabı bir sonraki kemal hali, bir önceki nakız haline istiğfar eder. Tövbe ise günahın vücudunu gösterir. Musibet günahlarımızın vücudunu gösteriyor. Bela ise insanı olgunlaştıran ateştir, fırındır. Yani ekmeği pişirdin, şey yaptınız. Hamur yaptınız. Bilmiyorum lügatta nasıl geçiyor. Ben lügatı bilmiyorum. Rüyada söylediğimi söylüyorum. Yani ekmeği hamur yapar. Nasıl pişireceksiniz onu? Fırınsız olur mu? Yenmez ki o hamur.
Ha, onu pişiren bela'dır. Şöyle hani meyveyi, elmayı şems onun belasıdır. Belasıdır. Onu, evet, onu kemalata götürür. Evet. Tebessüm ettiler, gittiler. Bir şey demedim. Mesela ustattan bir misal vereyim dedim. Hepsini anlatmadım da size. Dedim ki 96. sayfa Emirdağ'ında diyor ki 28 sene çekmediğim eza ve cefa kalmadı. Hapisten hapisten, memleket memleket sürgün yollandım. Her hapishane vesaire diyor. Ben diyor tamam, zalimin zulmü tamam. Ama kadere derim, adil kadere derim ki ben ne yaptım? Tamam, beşinin zalimini tamam, ondan konuşmuyorum. Kader canibimden benim hissem nedir diyor. Bir şey mi yapacağız? Yok abi. Ha, bu sefer ustad ne diyor? Sakın sakın Sait diyor. Yaptığı bak bu kadar işkenceleri var. Sakın sakın Sait. Hizmet imaniye Kur'aniye'nin cehennemden ve azaptan kurtulmana, cennette ve kemalat kazanmana vasıta ve vesile yapmayasın. Bana ama meşru ve hak ve helal olan, meşru ve helal olan bir yol, insan cenneti ister. Kemalatı da ister. Cenneti ve kemalata vasıta yapma. Oysa meşru ve mubah olan, herkesçe de makbul olan bir yol bana bütün ben bütün beni diliyordum. Çünkü bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Rıza-i ilahi belayı. Çünkü oraya itiyor seni. Olgunlaştırıyor. Rıza-i ilahi bedeli var. Yani mesela ustad diyor ki Risale-i Nur'u anlamanın bir bedeli, kız evlenirken kız almanın bedeli mehirdir diyor. Değil mi? Nazeninlerin nazlanmaları mehri şeydir diyor. Bedeli. Peki Risale'nin anlamanın bedeli nedir? Dikkat. Bedeli budur. Dikkat et. Dikkatini ver anlarsın. Fiyatı bu. Dikkat latifesi işletilmesi lazım. Dikkat. Öyle laf için söylemiyorum. Dikkat edin. Dikkat bir latifedir. Bedeli, lisan anlamanın bedeli diyor. Kızların diyor, nazininlerin mehirleri, mehirleri nasıl ki o nikah şeyidir, şartlarındandır. Risale-i Nur'unda anlamanın, Risale-i Nur'la nikahlanmanın bedeli dikkattır. Dikkatini vereceksin. Dikkat bir latifedir. Düşünce ne alt üst ediyor ya? Şu yanıyor ya. Soba yanıyor gibi, ateş gibi sıcaklık geliyor. Baktım olmadığını anladım, ateş gitti. Ulan dedim, buram niye yanıyor ya? Baktım değilmiş yani. Ve kafam da yanıyor. Sıcak mı diyor, kontrol ediyorsun abi. Vay be. Her şey böyle ders ya. Kafam da yanıyor. Şimdi kafamdan söktüm fil prizi. Bana normal bak. Abi bize de oluyor bazen. Böyle insan beyni öyle bir şeyler aldatıyor. Ha, o zaman sıkıntınızı da aldatıyorlar. Yolda giderken balık düşünüyorsun, nereden geliyorsa işte. Balığın kokusu geldi burnuma. Hayır. Yani bu derslerden biraz uyandınız ya. Balığın kokusu niye burnuma gelsin? Araba kullanıyorum yolda. Getiriyor. Fark ettik yani. Hani fark ediyorsun. Balık. Mesela bir tanesini bu akşam şey yapayım. Günlerce, aylarca çözemiyordum. Günde iki defa yiyoruz. Saat 2'den sonra yemek yiyince bir ağırlık başlar, uyku basar falan. Ya işte eski motor tabii, eski kusan kullanma tarihine gidiyor falan. Ulan dedim ya, bugün de şey yapayım. Dedim ya, bir Kur'an okuyayım dedim ya. Baktım, ağırlık öyle çıktı yemekten sonra. Kur'an okudum gitti. Vay, bunlar yapıyormuş ya. Siz de bir deneyin. Hiçbir şeyim kalmadı. Baktım, acayip canavar gibi oldum ya. Ben Kur'an'la kafa yedim galiba. Uykuyu bile kaldırıyor. Uykum gelmişti. Sonra birisi aradı. Ona bahsettim. Dedi ki abi enerjidir dedi. O doğrudur. Fiziksel öyledir dedi. Biraz tıpçıdır. Tevafuk etti o. Hemen arada teneffüs ettim.
Dedi ki o bir enerjidir, ağırlık. Ona karşı müsbet bir enerji çıktı diyor Kur'an'da. Onun için blok etti dedi ona. Neyse, doğru. Herhalde doğruya ben. Ama netice öyle yaşadım. Peki, meğer bu kadar yokluklar Allah ile doldurmak içinmiş. Bardak boşalmadıkça yeni bir şey koyamazsınız. Bunun küçük provasını evde yapabilirsiniz. Çoluk çocuğunuzun olmadığı, viran haline gözüken eviniz Almanya'dan açılmıştı buradan. Ünsiyet vermesi gerekirken ne kadar vahşi vahşet veriyor. Vahşi vahşet veriyor. Hayat anlamını yitirdi dedi. Hayatın hiçbir anlamı yok şimdi dedi. Ya. Ancak iman ve ümit ile dolar insan. Bak bir şey, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 3 yıl vahiy gelmemiş. Bu aradan ne yapmış, nasıl dayanmış abi? Yani nasıl sabretmiş? Yani şimdi bir insan mesela dostunla konuşuyorsun, o seninle konuşmayı kestiği zaman insan ona dayanamıyor. Ki Allah... Bu 3 yıl nasıl dayanmış yani? Yahudiler gelmiş bir soru sormuşlar, yarın gelin cevabını vereyim demiş. Ondan suçu buymuş. İnşallah demediği için. İnşallah demediği için, inşallah yarın cevabını verdiğin, inşallah kullanmadığı için ondan sonra Yahudiler bunun peygamber olduğunu biliyorlardı gelen ayetlerle. Sonra 3 sene kesilince ayet yok. Dedi ki Rabbi onu unuttu. Sonra ayet nuzul ediyor. Rabbi seni unutmadı. Rabbi seni unutmadı. Ama o bir süre de yok yani. O 3 sene Yasin düşünmek istemiyor. Ben biraz düşündüm. Yapma. Hazreti Hatice Validemiz teselli. Yok abi insan, yok, insan o, yok. O teselli sıkıntı. Veremez abi. İnsan öyle bir teselli olur. Veremez. Yok olamaz. Bir insan teselli veremez öyle. Allah seninle konuşmuyor. İsmail'im şöyle düşün. Çok sevdiğin bir insan düşün. Seni sevmiyor mu? Git lan tamam aramız yok lan dese. Kaç gün değil mi azap çekersin? Abi dese, o bir rabıta, yine bir ilişki var orada. Bir kısa, bağırsa, çağırsa neyse. Demese, arkasını dönüp gitse o kötü. Yani gelip iki tokat atsa ben rahatsızım bazen. Kısa, bağırsa, çağırsa tamam. Süresi de yok. 3 yıl sonra... Rahmetli babam onun için giderdi. Bağırırdı bu iş için yahu. Ondan sonra bak cevap da vermiyor. Bak gari baksana ya bir cevap da vermiyor. Ulan bir cevap ver lan. Deli etme beni derdi. Anlıyordu ya. Ha ya. Ben de tabii ya kafasız ya bir cevap verdi adamı rahatlattı ya. Çünkü o cevaptan rahatlayacak. Cevap verince daha beter oluyordu. Yalnızlık Allah'ın zıttı neyse odur. Anladınız mı? Bir daha. Allah'ın zıttı neyse odur. Yalnızlık ne demek biliyor musunuz? Allah'ın zıttı neyse odur. Adil ve dürüst olmak beni yalnızlaştırdı der Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in sözüdür. Bu dürüstlük beni yalnızlaştırdı. O zaman demiş. Şunu bir daha söyleseniz abi ya. Bir daha. Çok algılayamadım. Allah'ın varsa ki yalnızlık ademi bir şey olduğundan dolayı yani yalnızlık Allah'ın zıttı neyse Allah'ın zıttı nedir sence? Odur. Düşünemiyoruz ki abi. Yani. İşte odur. İşte o. Yakın bir şey. O zaman anlatayım size. O nedir? Şu. Bu yeni külliyat mı? Eski. Ha tamam. 741. Allah. Kim dedi onu? Deli işte. Belli oluyor. Bak hemen Allah. Anladın. Yeni biliyorlar. Işte. Biliyor. İşaret eden adam. Allah. Bak şimdi. Allah'ın zıttı neymiş? Cehennem bile nimetmiş bunlara göre. Şimdi sayacağım. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeş cihetten ki, altı cihetten ki, onlara başvurduk. O halet, öyle haleti almışız. Altı tane bak. Allah'ın zıttını inşa etmiş şimdi. Ki yapılmış o halet, bir, hem haf ile dehşetten, ats ile ruhşetten,
hem kalak ve vahşetten, hem yüt ve hem yeisten, mürekkep vicdansuz. Bak, haf ile dehşet, koy tencereye. Hats ile raşet, koy tencereye. Kalak ile vahşetten, koy tencereye. Yutm ve hem yeisten, mürekkep, karıştır şey. Bunu ne demektir tek tek isterseniz dersini, kelimeyi, şu dersi girin bir saatlik. Cehennemin cehennemi. Bunu tek tek yaptık. Yut nedir diye. Yani Mesnevi Nuriye'de şöyle geçiyor. Kaçıncı? 200 220 miydi? On altı, yirmi, yok, 198, 198 olacak. Niye söylemiyorsun? 198 de değil. Ne diye geçiyor abi? Şöyle, Mesnevi Nuriye, dur. Şöyle geçiyorum. Enna inne zenabdibi mi? Enna inne zenabdibi. Yüz. Yok, 122'ye bak. Bak şimdi. Çok, çok ilginç bir yer. Sol tarafta, ha buldum. 226. Diyor ki, evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, iki noktalı virgül içini açıyor. Zeval, firak, Adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp ancak Sultan Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldır. Bu beşaretin işaretiyle kalp Adem-i mutlak korkusundan, elemden kurtulur. Burayı dinleyin ama. Hani zaten dinliyorsunuz, altını çiziyorum demek istiyorum. Evet, küfrün tazamun ettiği cehennem değil bak. Küfrün içerisini söylüyor. Küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bak. Manevi cehenneme bak. Küfrün içinde ne varmış? Ena inne zenni abdi bi hadisi kutsi kutsisi sırınca. Yani ben kulumun zanni gibiyim. Ben, beni nasıl zannederse ben ona öyleyim. Nasıl anlarsan, tamam mı? Hadis-i kutsi sırınca, Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı ellime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Heh, altını çiziyorum. Burası için açtım burayı. Cümlemi okuyorum. Hatta cehennemi cismani, yani ahiretteki cehennem, dünyadaki ruh. Cehennemi cismani, ahiretteki cehennem, arif olan mümin için. Yani günahı %52, %48 sevabı. Öyle oldu, böyle oldu. Günah fazla. Ama mümin. Sonra günah kadar ceza görecek cehennemde. Sonra dönecek. Bu arif mümin. Cehennemi cismani arif mümin için. Mümin, arif olan mümin, Müslüman cehennemi cismaniye gitti. Bizzati cehenneme gitse. Onun elemini diyor kefeye koy. Kantarın bu kefesine koy. Asiye kafirin cehennemi manevisi nispeten cennet gibidir. Kafirin dünyada küfrünün iktizası ruhunda aldığı elem bundan daha ağır. Peki niye hissetmiyor? Şöyle diyor onu da. 632
sözlerde de şöyle diyor. Mesafe kanunu kaderi diyor. O mu? Evet, şu elim ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet iptali isnevinden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Fakat hissedildiği zaman, yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Ondan sonra sekeratta başlar. Sekeratta bu ilaç mı ilaç yok. O çünkü ruh artık. Sekerat olunca bedensel çıktı. Ruhsal hayat demektir. Artık vasiyetler, şunlar bunlar, kelime-i şehadetler geçmiyor. Sekerat, sekerata girdin mi, şey yani imana gelmeler... Sıkıntı. Vasiyetini kabul etmiyorlar. Yok. Yok. Ya İstanbul şeyde yok. Cimağın iptali hissi kalkıyor değil mi abi? Evet. Her şey. Yalnızlık, Allah'ın zıttı neyse odur. Adil ve dürüst olmak beni yalnızlaştırdı dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yalnızlık her şeye bedel olan Allah'ı kaybetmektir. Allah'ı kaybetme nispetinde insanda ruhsal bir hastalıktır. Yalnızlık Allah'ı kaybetme, yani gaflet nispetinde Allah'ı kaybetme, Allah ile münasebetinin azalması nispetinde ruhta hissedilen çöküntüdür. Dehşetli dehlizdir, karanlıktır, nokta. Vahşettir, dehşettir. Ya, onu kaybeden neyi kazanır? Mesela zaten ondan gene bir rüyada birisine şey yapmıştık da böyle. Çünkü ayık kaldı, o kafa olmaz, öyle cümle denmez. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Bizim cennetimiz, nurcuların diyordum rüyada, nurcuların cenneti, nurcuların cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Nurcuların cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Üstad, bir cehennem endişesi var. Bir de genelde de böyle rahatsız değil mi? Öyle değil mi? Yalnızlık, mazisiz, itikatsız halde bulunabilmektir ki, bu da düşünen insanlar için mümkün değildir. Sen zahirde yalnız kalınca tüm geçmişin başına toplanıyor, ortaya çıkmıyor. Şu anda hiçbir şey hatırlamıyorsun. Evde otur. Bu resim şeyler nerede ya diyorsun, albüm. Daha beter. Yalnızlık aslında her şeyin ortaya çıktığı an. Mesela ben daha yalnızım zannediyordum. Meğer herkes ortaya çıktı. Herkes orada. Dağda yalnızım değil mi? Babaannemin söylediği öcüler, yılanlar, çıyanlar, cinler, şeytanlar. Annemin söylediği mezardan nur indi, mezar kalktı, yürüdü. Kim çocukluğumda ne duydumsa o karanlığın dehşetinde herkes hortladı. Herkes orada. Kimseyi, hani yalnızdı? Hani yalnızdı? Herkesin aktif olduğu andır yalnızlık. Bak Allah Allah. Sen zahirde yalnız kalınca tüm geçmişin başına toplanıyor, ortaya çıkıyor. Neren yalnız? Vahşet ondan. Veya yalnızlık mazi ve istikbal ile hazırda bulunabilmektir. Bir daha, yalnızlık mazi ve istikbal ile geçmişin geçmiş, geleceğe bakıyorsun, emsalinde kalmamış köyde, kimsin ya? Geleceğine de bakıyorsun, ulan geçmişinle geleceğe bakıp halde yorumlamak. Ne yapıyorsun? Ulan ömür bitti, amel yok. Geçmiş bitti, bitti. Ama hiçbir şey yok. Yani geçmiş neydi? Şey gelecek. Geçmişin aynası. Mazik ustak. Böyle ustak diyor ya mesleğinde. Böyle yürürken müstakbel ile istikbal. Ayna koy oraya. İsmail'in orası ayna olsun. Ben de yürüyorum. Ben o aynaya bakarken nereye yürürüm? Arkamı. İleriye bakarken aslında arkamı seyrediyorum.
Onun için ölüm korkusu sorumluluk korkusudur. Mazide yaptığımız hayatın, yanlış hayatın korkusudur. Geçmişin, geçmiş yanlış hayatın bizdeki muacir peşin karşılığıdır ölüm korkusu. Yoksa büyük zatlar böyle şey bir aruz demiş, elini sıvıştırmış. Ya Rabbi ben ne yaptım ki benim sıram gelmedi? Ölüm böyle çekmişler, istemişler. Ölmeden önce ölmek istemişler. Hacet'i burada yaşıyoruz dediniz ya, o bu manaya geliyor değil mi abi? Hani ayna koyduğumuz zaman, yani gideceğimiz evet. İstikamete baktığımız zaman... Ama Hacet'i burada yaşıyoruz. Evet. Mesela aynayı oraya koydun mu? Evet. Koydun mu abi? O aynada neresi gözüküyor? Mazim gözüküyor. Evet. Bakarken, istikbali gördüğümü zannederken geçmişimi görüyorum. Arbus burada nasıl yaşıyorsa... O zaman o Halit beni şu anda çökertti. Arbus derken temsil vermişsin abi dedin ya. İki tanesi kişi budur, mazidir. Ön tarafın... Ön taraf aynası büyüktür, istikbal. Ama o dikiz aynası, o büyük aynanın içinde. Şimdi arkaya bakarken koltukta böyle bakmıyorsun. Arkaya bakarken istikbal aynasının içinde bulunan küçük aynaya bakıyorsunuz. İstikbal arabanın öndeki ayna. Onun oraya monte edilmiş küçük dikiz aynası. Oraya bakarken arkayı seyrediyorsunuz. O da arası. O zaman abi istikbal yani nasılsa gitti. İstikbal de müstakbelini veriyor. Bu noktadan insanları yalnızlaştıran etrafındaki insanların varlığıdır. Aslında karabalık içinde yalnız dolaşan insanları düşünün. Şöyle bakın mesela sokakta rastlamışsınızdır. Kendi kendine. Burada mıdır? Ne, kimle konuşuyorsa oradadır. Ben sana demedim ya. Ya getir dedim getir. Yükle arabaya yükle doldur bak doldur. Sonra indirirsin bak indir bak sağ tarafa indir. Burada mı ya? Malatya'ya konuşuyor. Kayseri'yi nasıl yükleyeceğini anlatıyor. Neyi düşünüyorsa oradadır. Lautura böyle indir indir diyemezsin. İndir indir. Sağ tarafı var ya deponu. Deponun sağ tarafına dediğim orayı yağarsın. Farkında değiliz. Geçmiş mekan de. Kalkıyor. Hadsiz hatta konuşuyoruz. Genel oldu muyuz abi? Aynen. Hisse. Fikirin olduğu yerde his de orada ya. Yani fikir orada his bu da öyle bir şey yok. Fikriniz derse neredeyse hissiniz orada. Abi yalnızlık için şöyle bir tarif ve bir çözüm. Yalnızlık geçmişin elemini, geleceğin endişesini hazır zamanda yaşamak. Cem etmek. Tek çözümü de şuursuzluk, hayvan olmak. O da mümkün değil. O da mümkün değil. Hayvan olamazsın. Olamazsın. O yüzden... İman. İman. Başka şansın yok. Mazinin elemini, geleceğin korkularını halde yaşamak. Ya aklını al hayvan ol diyor. Ya aklını başına al, imanla başına al, insan ol. Ya da... Ya imanla aklını başına al, insan ol. Ya da aklını at, hayvan ol. Hayvan da, hayvanlık da elimize geçmiyor. Olamazsın, hayvanlık da bir kalitedir yani. Adamlar hayvan olmak için içki içiyor. Yani ne? Akıldan istifa etmek yani. Çünkü hayvanın bu sıfatıdır. O sıfatı olunca rahat ediyorsun. Adama bir şey, bir tane vardı önümüzde şimdi gidiyordu değil mi arkadaşlar? İçmiş. Yedi kule diyor, otobüs durakları nerede? Bak ileride ilk dedim sağ. Sola gidiyor. Sola gidiyor. Burası sağ diyorum, zikzak yapıyor. Kafayı buldu güya. La kafayı kaybetti, sağa sola gidiyor. Sağ diyorum, sola gidiyor. Öyle değil miydi? Ya. Ya. Onlar iki üç kişi beraberdik. Sağa gideceksin dedim. Sola girmiş. Girmiş hani mani diyor. La sağ sağ. Sağ bu diyor diyor. Cadde. Onu böyle zembeliğe kaçmış. Sistem bitmiş. İnsan adayı. Amacı ya insan. Çıkmış mesela o zaman saldırgan oluyorlar. Acayip o tipten zaten. Bir yerlere saldırdı da ziller bağırıyordu. Bu noktadan insanları yalnızlaştıran etrafındaki insanların varlığıdır. Etrafındaki insanlar seni maziden, istikbalden kopardığı için hali yaşayabiliyorsun. O zaman etrafındaki insanlar seni yalnızlaştırır. Ondandır ki
pek kimse yalnız kalmak istemez der. Çünkü yalnız kalmamak için yalnız kalmak istemez der. İnsanlar etrafından ayrılırlarsa, çoluk çocuk bir yere giderse veya insanlar senin etrafından ayrılırlarsa tüm mazi başına toplanır. Etrafındaki her şey seni maziden koparıyor. Başka bir yerde okuyacağım. Ondan sonra keseceğim. 217. Abi beni yalnız bırakın diyen adamın acaba nasıl bir ruh halim var? Efendim? Beni yalnız bırakın diyen mesela adam nasıl bir şey demek istiyor orada? Ben bir örnek vereyim. Hasan abi bir gün daha çıktı. Orada bir abisi. He söyle abi. Abisi de Hasan abi dedi ki sen yalnız ne yapıyorsun burada dağın başında? O dedi ki sen geldin yalnız kaldın. Hızır abi vardı da. Allah razı. Dedi ki eve gittim. Annesi dedi ki gitme dedi ya. Hızır abi nerede anne dedi. Merze'ye gitti dedi ama kimse gelmesin söyle. Ondan sonra tamam anne. Oğlum gitme kızar bak. Tamam anne. Çocuklar işte 22 süreç. Arabayı bıraktık. Merzeler ondan sonra şey patika. Neyse gittik yukarı çıktım tepeye. İndim baktım güneş vuruyor Merze'ye. Atılmış. İzbo Kur'an veya İzbo Lakayık okuyor bilmiyorum. Böyle ezberi çok kuvvetliydi. Ezberlemiş. Güneşe bakıp böyle. Yanlama görüyorum. Okuyor. Ya işte camillik işte. Gittik. Selamünaleyküm Hızır abi dedim. Aleykümselam. Ne yapıyorsun abi yalnız burada ya? Sen geldin yalnız kaldın. Allah. Demek ki Kur'an'la bir şey olmuşsun. Takılamazdı. Of hanım of. Demiyor be kardeşim. En büyük özelliği ne abi Hızır abi? Hızır abinin en güzel özelliği bir, dediğini yaşayıp ama konuştuğunu, düşündüğünü misallendirebilen. Hitabeti, yani düşündüğünü şekil misallendirebiliyordu. O tarafı kısmen ondan almış. Dinin doğrularından biri bir yönü de dinin doğruluklarından yani doğrularından bir yönü de ortaya koymuş oldukları söylemleridir. Misala ne demek? Şeytan var der din. Din demeseydi şeytanın varlığını bilmezdik. Şeytanın varlığından din haber vermiş değil mi? Din demeseydi şeytan bilinmeyecekti. Din dediği halde çoğu insan bilmediği gibi. Din ha. Mesela şeytan var der. Sen de sana rağmen çalışır şeytan. Sen de sana rağmen çalışır diyor din. Peki dini olmayanın veya çok gafil olanların batınlarında var olan ikilem fikri de deme. İmanı gitti gitmedi. Yani sana rağmen iki fikir var görürsün. Bir böyle diyor bir böyle diyor. Birisi böyle diyor birisi böyle diyor. Bir daha okuyayım. Peki dini olmayanın veya çok gafil olanların batınlarında, ruhsal hayatlarında var olan ikilem fikri, birbirlerine çatışan düşüncelerin din olmadan bundan, bu bundan, bu da bundan denilebilir mi? İçinden geçenlerin hepsi kendisinden zanneder ve buhrana giren intihar eder. Yani içinden geçenleri yani bu bundandır, bu da bundandır, bu buradan kaynaklanır, bu buradan kaynaklanır, bu ben değilim, bu şey. Mesela Allah küfür ediyor, bir taraf o iptir. Bir taraf da burasının payını tüktür, günahtır ya. İki karakter yaşarsın senin dışında. Seninle beraber üç kişisiniz. Yani dehşet alan, üzülen sensin. De, deme, ver,
verme. Ver zekatı, verme zekatın biter. Olur mu ya? Sen de söyle de sonra ben hangisiyim ya? Bununla ayırt edilmiş. Yani din diyor ki bunun adı nefistir. Bunun adı da ruhtur. Bu da onun dışında birisidir. Mesela imandır, nefistir, benim. Şimdi dinin doğruluklarından bir tanesi de söylemleridir. Yani şeytandan bahsediyor. Din şeytandan bahsetmese şeytan denen bir varlıkla haberimiz olmazdı. Ne olurdu başımıza? Her içimizden geçinir kendimiz zannederdik. Kendimizden kendi fikrimizi zannederdik ve insanlığımızdan utanırdık. İnsanca yaşama şansımız olmazdı. İçimizden geçeni benden, benim zannederdim. Oysa içimde bir benler var. Ne kadar benler var. Bugün hatta değil mi doktorum? Hastalıkların temeli. Ben iyi değilim, ben şeyim falan. Ben şöyleyim. Teselli buna mukabil ve son şeyimiz olur. Kederli ve gamlı olan sihirlenmek. Kederli ve gamlı olanı sihirlemekmiş. Teselli de, sihirlemek de sihirdir. Ama teselli nedir? Kederli ve gamlı olanı sihirlemek. Sözleriyle ve davranışlarıyla ferahlandırmak. İçsel alemine malzeme olmak. İçsel alemine pencereler açmak. İçler alemine, içsel alemine kişinin merdiven ve dürbün olmak. Basamak olmak. Kuyudan çıkması için ip olmak, bazen de onu taşımak, bazen güneş, bazen toprak, bazen hava ve su olmak. Bunlarla onu kendinde uyandırmak. Yani onu, o teselli, kendi batınındaki kendi benliğini, kendi aslı hakikatını uyandırmak. Bazen az dahi olsa kendi içsel alemine misafir yapmak. Mesela iki türlü terbiye vardır. Birincisi, girersin, tespit edersin, teşhit edersin, girersin içerisine, içerisine konuşursun. Bazen de kendi özel hayatını anlatırken bunun gibi kendine davet edersin, fikirleri, hisleri, zihinleri davet edip içerinde seninle burada taşınır, bu dersleri içeride hissetmeye çalışır. O da senin haletinle haletlenmeye, boyalanmaya kalkar ve terbiye olur, tamir olur. İki türlü tamir var. Ya girersin tamir edersin, ya misafir edersin burada onu tamir edersin, kaportasını düzeltirsin. Yani benim de, diyorsun Hakan'ım, benim de şöyle bir başıma şöyle geçmişti, tamam? Böyle olmuştu. Sonra sonra şöyle Allah ve ihya olur. Ona bir merdiven oluyorsun böylelikle. Ya bir dürbün oluyorsun veya kuyudan çıkmasına ip oluyorsun. Önündeki engeli ve sisi kaldırmaktır teselli. Değer verip selametine koymaktır teselli. Üzerindeki ağırlığı kaldırmaktır teselli. Yani bunun çaresi de o. İman tesellisi. Başka mümkün değil. Buradaki sorun. Abi ben bir şey sormak isterim. Şimdi peygamberin yeni bir mağarası olmuş değil mi? Büyük evliyaların, evliyazan. Bir yere kadar, yani onlar imansız değil miydi ki bir yere kadar kalabildiler? Değil. İman da bir yere kadar. Yani adetullah'ın mı dışına çıkmıyorlar? Yani o yalnızlık onlara bile. Yani iman bile belki bir yere kadar mı oluyor? Nasıl oluyor? Ben onu algılayamıyorum abi. Soruyu gene anlayamadım. Zihnim koparmadım da bir daha söyler misin? Yani abi birçok peygamberin mağarası var diyoruz değil mi abi? Evliyaların, büyük evliyaların, büyük canlıların. Birçok değil. Ama her peygamberin mağarası var. Var değil mi abi? Asıl imamların da var kesin. Tamam. Peki onlar orada yalnız kalmışlar manasında biz bunu kullanıyoruz. Öyle mi abi? Orada mesela vahiy gelmiş. Çünkü o yalnızlık dedik ya. Öyle gözükmez bir kuyu, bir dehliz, bir okyanus açılıyor ki o yalnızlıkla dibi yok bak şimdi. Karanlığın da karanlığı böyle. Kimsesizlik, vahşeti bir karanlık. Sessizlik bir karanlık. Yani bir karanlık var. O hiçbir şey değil ya gafurum. Bu karanlık hiçbir şey değil ya. Daha karanlık. Ben korkmam ki ya. Köyde buymuş. Geceden korkan, gece dışarı çok korkan, toprak taşı nişin olmayan çocuklarda olur. Niye köylü çocuklar korkmaz? Çünkü aslı ile toprak da haşir neşir olmuş. Betonda büyüyenler korkarlar.
Biz toprakla büyümüş. Toprakla büyüyen de korkma olmaz. Onun için Anadolu çocuğu fıtraten korkak olmaz. Toprakla büyümüş. Bak şimdi. Bu karanlık hiçbir şey değil. Gafur. Bu karanlığı örten başka bir karanlık var. Kimsesizlik. Onu da örten sessizlik. Onu da örten sende uyanan yalnızlık, korku, vehim, vahşet, dehşet, yeis. Bu karanlıkların dibi yok yani böyle. Niçin peki anlattım bunu? Senin soruna cevap verin. Bu mağara hiçbir şey değil. Mağara vasıtasıyla bir üzerine bindirilmiş karanlıklar var. Yani birbirinin üzerine şu, elmaya bindirilmiş renk, renge bindirilmiş koku, kokuya bindirilmiş tat. Birbirini kapatıyor mu? Bak, elmanın tadı var, elmanın rengi var, kokusu var. Hepsi elmada mı? Birbirini örtüyor mu? Örtmüyor. Odun. Odun, nur, duman, ısı, ışık, yedi renk vesaire. Birbirini örtüyor mu? Örtmüyor. Şimdi mağara bir karanlık. Ondan beterdir kimsesizlik karanlığı. Ondan daha beterdir sessizlik. Ondan daha beterdir o sessizlikten. Hiç kimse yok diyor. Bütün o geçmiş vehimler toplanıyor. Babaannem bir şey anlatmıştı çocukluğumda, mezar hortlamıştı, o şey gitmişti. Ne kadar acayip bir şey, ölü hortlar mı ya? Cehennemin dibin, esfel-i safilindeyse adam mezarlıkta değil, dibin dibindedir. Çıkması mümkün değil. Dünyaya hortlaması nimettir. Kafire o şans verir mi? Kafir hortlar mı? Hortlayamaz. Müslüman da aladadır, gelmez. Mezarlıkta mı var? Mezarlıkta kimse olmadığı için cinler olur, başka kimse olur. Ölüyle alakası yok yani. Osman peki o altı tane maddeyi niye sayıyoruz arkadaşlar? Kimsesiz, dar, soğuk, karanlık diyor. Başka bir şey daha vardı. Bak, soğuk. Soğuk. Dar, yalnız. Kimsesizlik. Kimsesizlik, karanlık. Karanlık var. Bak, soğuk, yalnız, kimsesiz, karanlık. Burada beş, altı tane diyor abi, altı madde var. Dar demiyor. Bir tane de var. Burada hiç bunlarla alakası olmayan biri var. Nasıl? Bunlarla ilgisi olmayan bir şey var. Soğuk. Soğuk. Bildiğimiz soğuk evet. Değildir o. Evet. Soğuk o değil. Mesela diyoruz ya, adam 36,5 derecede hepimiz. Ama ne diyoruz? Lan çok soğuk adam. Evet. Çok soğuk adam ya. Başka bir soğukluk galiba. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim abi. Şimdi başta... Ha onu bitti. Cevap. O karanlıklar dibi vardı ya. Peygamberler büyük zatlar niçin böyle bir şey yaptılar? O korkunç, o dipsiz boşluğu Allah ile tam doldurmak için. Yani abi bizim için, yoksa doldur. Bize musibet olan yalnızlık onlar için bela olmuş belki. Bela. Evet. Yani o bizde bir sürü şeyler var. Mesela otobüs 100 kişi alıyor. 2 kişiyi daha bindirmen için arkadan 2 kişi akman lazım. O mağaralarda vesaire hep böyle bizi bizden yalnızlaştıran, aslında şehir bizi yalnızlaştırıyor. Yani ne haber, tamam, nasıl gidiyor, televizyon bilmem ne, bizi yalnızlaştırdı. Aslımızı unutturdu, kendimizle tanışmaya, kendimizle yaşamaya, kendimize ünsiyet etmeye, kendimizle zevk almaya fırsat vermedi. Yalnızlık bu işte, şehirde yalnızlık. Orada ise aslında tanışmaya, enfüse dönmeye, kendini tanımaya, kendinle tanışmaya, kendini sevmeye, kendini tanımlamaya, kendini fark etmeye sebep. Allah bir baktı ki beni oradan alıkoyacaktı diye kimse de yoktu diye 26. Lima'da. Tam oraya okuyordun. Oraya mı okuyordun? Yalnızlık. Ondan sonra beni de şey yapacak, alıkoyacak kimseler de yoktu. İşte şunlar da yoktu, bunlar da yoktu, çoluk çocuğum da yoktu. Sayıyor bu. Birbirinin üzerine bindirilmiş yalnızlık. Mesela ben yalnızlığımı düşündüm, ben köydeyim. Ev yalnız, tamam mı? Ben kendimi sayayım. Yükler misin içine? Elma, koku, elma, koku, renk, tat. Ancak birbirine bindirmiş. Ha, benim üzerime bak. Evde kimse yok. Anne babam yok. Evladı yalim yok.
kimsem yok. Mesela beni alakadar edecek bir dünyevi bir şeyim de yok. Yani onunla oyalanacak beni hiç kimse yok. Anne babam yok. Evladı yalim yok. İşim aşım yok. Malım mülküm yok. Beni o korkunç kuyudan kim çıkartacak ki yani? Ve alakadar etse kurtulurdum. O zaman ben yalnızlaşacaktım. Köye düşecektim. İnsanların içine bu yalnızlık işte. Oraya bir baktım ki kendimle tanıştım. Kendimle Allah Allah yüzleştim. Kendimle bütünleştim. Kendimi sevmeye başladım. Bir baktım hakikaten bütün o şeyler hepsi tek tek gözükmeye başladı. Bu karanlık aslında bela oldu. Bela oldu. Tanışmaya, buluşmaya, kendimi tanımlamaya sebep oldu. O peki niçin? Kuyu açıldı da açıldı. Kuyu açıldı da açıldı. Anne babasızdı, kimsesizdi, köyde kimse yok, köy değil, karanlık, yaşım geçti, teselli verecek kimse yok, hanımım yok, aşım yok, işim yok, çocuğum yok, param yok, mülküm yok. Yok yani. Ben ne yaptı? Ta dibin dibine soktu. Doldur hadi neyle dolduracaksın bunu? Tek hizmet imaniye, Kur'aniye ve rıza ilahi. Hizmete tutunduğum ameline güvenme gibi işi oldu. Vicdanım rahatsız, tatmin olmadı. Hizmet imanı Kur'aniye tutundum, olmadı. Tek şey geldi böyle. Hakikaten rıza ilahi. Allah. Allah. Meğer Allah ayan olması için o zemin ortadan, o zemin ortaya açılıyor. O zemin olmadan Allah tayin ve teşahhus etmiyor. Hani var ya 10. netada dur diyor, teveccüh et diyor, kıpırdama diyor. Tenkit vesaire parmaktan uzatma, dur teveccüh, dur o kadar. Namaz işte, dur. Uğraşma ya, gelirse o gelir. Geçen haftaydı değil mi? Evet. Namaz yani durmak. Teveccüh et, bitti. İşte üzerimizdeki battaniyeler kalkıyor. Onun için kimse dayanamaz. Yalnızlık zannediyoruz. Aslında kendine tanışma yeri. Kendine seyahat etme. Kendine başlıyor seyahat. Kendini tanım. Allah Allah diyorsun. Vay be. Şeyler. Hani güvendiklerin tek tek gidiyor. Seni meşgul edenler tek tek gidiyor. O boşluğu neyle dolduracaksın? Allah doldursun diye. Ona ait bir şey söyleyeceğim. Ali'nin bir şey okuyacak. Evet, Hazreti Cebrail Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, kainatı onun nuru üzerine yarattın. Beni de ondan yarattın. Çocuğa bakarak söylüyor. Allah'ım doğmadan babasını aldım. Akıl ya Cebrail. Keşke kaynağını yazsam. Hangi defterimde yazdım bilmiyorum. Diyor ki, çocuğa, akıl ya. Ya Rabbi, doğmadan babasını aldım. Ufakken dedesini aldım. Daha ufakken ondan annesini aldım. Onu aldım. Kavmi, kabilesi de düşman. Hiçbir şey bu yetim. Senin en çok sevdiğini niye yetim bıraktın? Ben en çok sevdiğimi sağ kol yaparım. Her şeyle donatırım. Güçlü yaparım. Allah her şeyini aldı ama. Sen çok sevdiğine anne babasını alır mısın doktorum? Ne alayım ya? Hiç kimsesi yok. En güvendiği yani zahir sebeple dedesi de gidiyor. O bir bakan amcası vardı. O da gidiyor. Cebrail'e bunu sordu. Allah hikmet lisanıyla Cebrail'e dedi ki ya Cebrail insanın tiniyetinde, varlığın tiniyetinde sende de var. Ama bunlarda daha fazla var insanda. Zora kaldıkları zaman dayanak noktasını ararlar. Ben Habibimin bütün dayanak noktalarını aldım ki Allah desin diye diyor. Çocuk mesela sokakta dövseler, çocuk nasıl bağırır? Anne veya baba, abi. Öyle değil mi? Kimse Allah demez. Anne bağırır. Peki kimsesi olmayan ne yapar? Allah ağlar uyur. Sokakta çocuğu, yetim çocuğu dövseler, ağlar uyur. Ne yap ki bağırsın? İşte kafirin hali.
Allah Cebrail'e öyle diyor. Yani bütün o medet alacağı veya bel bağlayacağı hissi ta o zaman da beni yetiştiriyor. Hepsini aldım ki Allah desin diyor. Evet abi. Abi uzun olur. Neydi? Ama 6. mektupta gurbet içinde gurbetleri üstad daire daire anlatıyor ya. Orası hissi bir yer. Okurken de üstadın haletini de hep hissettiğimiz bir yer. Arkadaşlara ben okumalarını tavsiye ediyorum. Kaçıncı mektup abi? 6. mektup 24-25'te eski envara göre. Yani versene bana. Buyur abi sen. Cebrail'in hep sıkmaları abi. Bize de orada bir selam söylüyor Şükrü abi. Öyle mi? Gayreti kardeşlerim, Ahmet'le arkadaşlarımı, dünya denilen diğer gurbette medar et, teselli ederim. Diğer gurbette. Ya bu gurbet mektubu çok acıklı ya, hiçbir evet. Ders de olmuyor. Orası müthiş abi ya. Üstadım, orada halet diyor ki, bize de sirayet ediyor okudu. Şu 2-3 aydır pek yalnız kaldım, bazen 15-20 günde bir defa misafirin ama bulunur. İşte devam ediyor. Şu gece vakti, şu garibane dağlarda, sessiz sedasız, yalnız ağaçların hazinane hemeleri içinde, kendimi bir içinde 5 muhtelif renkli gurbetlerde gördüm. Bir, gece vakti, garibane dağlarda, sessiz sedasız, yalnız ağaçların hememeleri, onların içinde kendimi bir biçimde 5 muhtelif, ihtiyarlık sırrı ile, o da bir acayip şey, ihtiyarlık. Onlar 5 tane söylüyor, ahbapsızlık vesaire, şunlar sayıyor. Tam hiç kimsesi yok, ahbabı yok, dost yok, hiçbir tutarı dalı yok bu. Harika. Abi öyle zannediyor ya. Aman Allah'ım. Şeytan yok. Çok dostu var. Hastanede yok. Şeytan gibi psikoloji hap almıyor. Abi şeytanın dost yok abi, arkadaş yok, ahbap yok, eş yok. Kimsesi yok abi. Allah tattı. Görsün abi. Abi. Ben bile zaman zaman dost oluyorum, sen dost yok diyorsun. Yanım şimdi diyorum. Bu kadar çok dost var ki. Abi şeytanın enfisi yok. Hep hadişte, hep de meşgul. Afakla çok meşgul. Ve dostlar var mı? Hani şeytan arkadaşlar... Yok, dostlar yok, arkadaşlar var. Arkadaşlar var şeytan. Havaneleri diyor ya. Ama ben bir deyim. Yasin, tövbe. Sana vermeyin, kendime ver. Allah seni atsa ve kesin bilse. Ya abi işte o acayip bir şey. Adama sordum ben, tamam mı rüyada? Adam şeytana. Dedim ki senin psikoloji nasıldır? Şeytana sordum. Dedi ki, sana sorayım dedi. Sen dedi Kur'an'ın cehennemlik olduğunu, ebedi cehennemlik olduğunu ayet olsa, peygamberden hadis olsa, senin psikolojin nasıl olurdu? Ben öyleyim dedi. Aynen öyle dedi bana. Nasıl bir şey? Senin diyor, Kur'an'da ayetle sabit olsan ki, sen halidine fi ebede, ebedi cehennemliksin. Peygamber demiyor. Senin peygamberin sözü de olsa, hadis, şeytan şöyle ebedidir. Sen nasıl bir psikolojin olurdu? Abi bir daha demeyin, acıyacağım yoksa olayı. Yani sanki acıyacağım ya. Tuzak gibi. Tuzak gibi. Biraz şey ya. Tabii ben şeytanca bir yaklaşım abi. Evet. Evet. Şeytanca. Çünkü ben şeytanın psikolojisini merak ettim. Yani yaptığı icraatla bu fiiliyatın arkasında adam nasıl bir psikolojisi var diye gece gündüz onu merak ediyordum. Ondan olsa gerek. Peki niye saldırıyorsun dedim. Ne yapayım dedi. Abi o senin insafını verdiği cevap. İyi olmuş sen vermişsin o cevabı abi. İnsaf vermiş. Şeytanlık yapmışsın. İyi olmuş abi, boş ver. İyi olmuş diye. Daha az bir insaf soruyor. Çünkü insaflı gözle bakmamıza sebep oluyor. O kendisi işi çok çok meşgul. Bu soruya cevap verecek bir durum yok yani. Üzülseydi şeytan olmazdı belki yani. Yani müteessir olması kalbi olduğunu gösteriyor. Üzülmekten üzüldüğümüz göstermedi de bana. Sen nasıl psikolojin olurdu dedi. Üzülüyorum demedi ki. Sen nasıl psikolojin olurdu dedi. Üzülmeni üstü. İyi ki Allah var abi ya.
Allah'tan Allah var. Değil mi ya? Allah olmasa Ali ne yapardık ya? Nasıl kalırdık ya? Hakikaten. Allah olmasaydı biz ne yapardık bu dünyada? Allah'tan Allah var demiş. Peki. Bâhır davahım. Enilhamdülillâ Rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâhu aleyhi ve sellem.